Kiracılar ve ev sahibi olmak isteyenler bugünlerde oldukça dertli. Bankaların verdiği konut kredisi, faiz oranlarının yüksek olması konut satışlarını durma noktasına getirdi. Konutlarda sadece satılık değil, kiralık evlerde sıkıntı büyük. Yeterli sayıda konut olmadığı için ev sahipleri kiralara astronomik zamlar yapıyor. Antalya Emlakçılar ve Otogalericiler Odası Başkanı Şeref Sağlam, emlak sektöründe arz talep dengesinin bozulduğuna dikkat çekerken ev hayali kuranları kredi araştırması yapmadan daire bulmayın diye de uyarıyor. Faiz oranları çok yüksek yerli müşteri için şu andaki en büyük pazarımız yabancı müşteri pazarıdır. Siz 500 bin lira kredi çekerseniz 1 milyon 150 1 milyon 200 bin lira civarında geri ödemeniz var 10 yıl içerisinde. Sizin daire alma şansınız azaldı. Ev sahipleri birbirleriyle yarışıyor. O şu paraya satmış. İşte benim dairem daha fazla para der diye. Yani geçen seneden bu yana bir %45'lik bir fiyat artışı var. Kimi ev sahibi olmak, kimi de daha ferah bir eve taşınmak istiyor. Ancak şu günlerde kiracıların da ev alacaklarında işi oldukça zor. Arap Suyu semtinde çalışıyoruz. Buradaki en düşük fiyatımız 1 milyon. Kredi faiz oranlarımızda şu an en düşük rakam 1.25. Biz kültür bölgesinde olduğumuz için genelde öğrenci ağırlıklıyız. Öğrenci buraya para kazanmaya gelmiyor, okumaya geliyor. 1000 liraya kiraya verdiğimiz daire ev sahibi geliyor 2500 lira yapın kirayı diyor. Doğru, böyle bir hakkımız yok. Ev hayali kuranlar bankaların 2020 yılında konut kredi faiz oranlarını %60 seviyesine indirmesinin ardından stoklardaki birçok konutu satın aldı. Geçmiş yıllarda konut kredisi faiz oranları 0.65 seviyesine düşünce tüm kiracılar satılık olan gördüğümüz sokaklardaki bütün daireler hücum ettiler. Satılık mülklerin sayısı oldukça azaldı. Fakat inşaatlar bir anda durduğu için artı ekstra inşaat yapılmadığından dolayı da fiyatlar katlayarak gitti. Konut faiz oranlarının yeniden yükselmesiyle sektörde yaprak dahi kıpırdamıyor. Sektördeki bu durgunluğu sonlandırmak için kredi faiz oranları yeniden düşünülse de istenilen başarı sağlanamadı. Faiz oranları yüksek. Konut kredileri yüksek, daire fiyatları da yüksek olunca satış bir anda kilitlendi. Kiralık arayışı çok fazla ama maalesef malzeme fiyatlarının yüksekliğinden de yeni inşaat yapımı da azaldığından dolayı kiralık daire de bulamıyoruz. Antalya Emlakçılar ve Otogalericiler Odası Başkanı Şeref Sağlam, emlak sektöründe arz talep dengesinin bozulduğunu söylüyor. Arz ve talep dengesinin oluşturulabilmesi için yeni imar açılacak bölgelerin olması lazım ve bunun hızlı bir şekilde yapılması lazım. Çünkü dolar yükseliyor, faizler yükseliyor, inşaat maliyetlerine oldukça yansıyor ve insanların alım gücü düşüyor. İşçi aldığı asgari ücretin ikiye katlamadı, memurun maaşı ikiye katlamadı ama konut kredi faiz oranları ikiye katladı. Fiyatlar da ikiye katladı bu arada. Sağlam kredi araştırması yapmadan daire bulunmaması konusunda uyarıyor. Cebinizde dairenin fiyatının en az %50'si yoksa kesinlikle ben bu faiz yükünün altına girilip de daire alınması taraftarı değilim. Mutlaka vatandaşlar daireden önce çekecekleri kredi miktarı ile ilgili bankalara gitsinler. Bankalarla görüşmeden daire araştırmasına girmesinler. Bakıyorlar ki bankaya gidiyorlar. Hayal ettiklerini ve umduklarını bulamıyorlar ve mağduriyet yaşıyorlar. Bu defa yetişmeyince konut kredisi yetişmiyor, ticari kredi veya işletme kredisi gibi kredilere yönleniyorlar. Çift kredi ödemek zorunda kalıyorlar. Bu da çok büyük mağduriyet yaşatıyor.